Son 2 yıldır hayatımda ne var? Aşk, sevgi, mutluluk, huzur. Esra var. Ben burada istediğimi söylerim. Edit diye bir şey var. Kesip atarsın. Başına koy bunları, konuş olur. Ben Esra. Ben Eylem. Eylem Planı Podcast'ine... Niye sustun? Hoş geldiniz diyeceğim. Ben çok mutsuzum Esra. Ama hoş geldin demedik insanlara da. Ama çok mutsuzum. O nedenle Neden? demedik. 3 bölüm laf attık. Ay evet. Defalarca videoda laf söyledim. Hepsinde haksızmışım. Doğru. Ne diyorsun bu konuda? Mehmet Erdemciğim canım, bir tanem, pandaların pandası canım, canım arkadaşım. Güzelliğim benim. Genç kızların sevgilisi. Evet, şimdi ne olduğunu bir anlatalım, Özür insanlar dileriz merak ediyor Mehmet sanırım. Erdem. Dur bir anlatalım. Öncelikle birkaç bölüm, eğer tüm bölümleri dinlediyseniz, işte Mehmet Erdem dinliyorsa öyle yapsın, dinliyorsa böyle yapsın dedik. Şimdi benim aslında %100 biz suçlu değiliz. Şimdi önce bir background'u da anlatayım. Yani değiliz ama her türlü patladık. Boş ver. Sen söyle de. Apple altyapısı birkaç gün geriden gönderiyor verileri ve Neredeyse bir hafta istatistikleri. kadar geç. Yani 3-4 günü bulabiliyor. Biz de işte ilk bölümü dinlediyse Mehmet Erdem işte şunu yazsın, bunu yazsın demiştik. Sonra biz onu dedikten 3 gün sonra mı, 4 gün sonra mı ne? 2. ve 3. bölümü kaydettik. O sırada bu yorumlar düşmemişti. 2-3 günde ben bakmadım. Sonra bir baktım. Biz lafları sok sen, sok sen, sok. Mehmet Erdem daha ilk bölümde yorum yazmış. Ve de yorum yapmayacağım mı, sustu? Acılarımla konuşmayarak şey mücadele ediyorum. Bir de şey demiş, acaba önyargılar üzerine bir bölüm mü yapsanız demiş. Yapıyoruz. Sanırım evet. Mehmet Erdem'e özrümüzü dilemek için bugün önyargılar üzerine bir bölüm yapacağız. Konuya da böyle giriş yapma kararı aldık. Biz 3 önyargılı saniye insanlar önce mıyız? aldık bu arada. Biz Önyargı nedir? sen ama bak, kayda girince gerçekten yükseldim. Birazcık gideceğim seni, çok az. Beni Ses seviyen direkt. uzaklaştıramazsın mikrofondan. Ben burada ciddi bir şey konuşuyorum. Mehmet Erdemciğim'den özür dilemek dışında. Ki Şervan ismini vermiştik. Şervan hala Aa, o ses halen yok yorum yazmadı değil Şervan'dan. mi? Bu hafta birini daha ekleyeceğim. Kim bilmiyorum. Kimin bizim desteklemesini isteyip tam emin olamıyoruz. Podcast için mi? Evet. Hazal. Hazal kesin dinliyordur. Videolara yazıyor da Hazal dinliyor. podcast'te de yaz. Hazal'la iddiaya girme bu konuda. Canım arkadaşım Bebeğim o Hazal'dır. benim, çiçeğim. Neyse, evet, biraz önyargılar üstüne konuşalım. Önyargılı bir insan Önyargılar mısındır? üstüne konuşmuşken Hazal da çok iyi bir isim oldu bizim için. Evet, ben niye kaşındım Eylem ve ki bu hayatının konuda? önyargısı. Ama %100 ben mi suçluyum? Evet. Tamam, hadi bunu da sen anlat. Demin hep ben konuştum. Şimdi Hazal benim işte en uzun yıllardır yakın arkadaşım olan tek isim falan olabilir. Ben daha tanımıyorum. Böyle Biliyorsunuz ki anlatılıyor haftada bana. bir yakın arkadaş listem değişir. Bilmiyorsanız da şu an öğrenmiş oldunuz. Neyse Hazal benim çok uzun süredir çok yakın arkadaşım falan. İşte Eylem'le de böyle bir yıl falan olmuş muydu? Biz Hazal'la tanıştan önce. başlayalım mı? Olmuştu herhalde. İşte 7-8 ayken falan işte artık hani Hazal yakın arkadaşım. Şöyle canım sıkılıyor Hazal'a gidiyorum. Hazal'la konuştum çok iyi hissediyorum kendimi. Artık Hazal'la tanışman lazım falan diye tanıttığım bir insan Hazal. Bana böyle anlatıldı. Neyse Eylem Hazal'la tanıştı o gün. O gün de Hazal'ın birazcık canı sıkkındı bazı Ama şeylere. tabii ben ilk kez konuşuyorum, bilmiyorum. Neyse tanıştılar falan. Eylem masada hiçbir şey demiyor falan. Kalktık şey dedi. Yani dedi evet eğlenceli bir kız ama dedi. Ama Neden şimdi yakın arkadaşınsın anlamadım dedi. masada geçen diyalogları anlatmayacağım mı? Şimdi ben Kızın niye durduk özeli yere o. öyle... Hayır, bir tane cümlesini söyleyebiliriz bence. Bundan sonra kısa erkeklerle olmaz dedi. Ya da şey babamdan daha az para kazananla olmaz Ha. dedi. Tabii ki alt metninde çok şey var da. Tabii ki var, ama ben nereden bileyim, ilk defa tanışıyorum. Seninle tanışma hikayemizde de var böyle benzer şeyler de, onu başka bir bölümde anlatırız. Neyse Bu işte da bende birazcık ters yaptı. Yani bir şey demedim orada da, böyle yani böyle yorumlar yapan bir kızla Esra'nın ne işi var gibi oldum. yorum yapmadım dedi. Şey dedi. Neden yakın arkadaşsın anlamadım falan yaptı böyle. Neyse ben Azal'la buluşuyorum. Azal geliyor falan. Eylem hep böyle mırın kırında. Neyse benim artık dedim bu ikisini artık düzeltmem lazım dedim. Yani kavgalı değiller ama ikisi de çok sevdiğim iki insan ve yani iyi anlaşacaklarından çok eminim. Tatil organize ettim bunun için. Ne tatili? İnanılmaz bir risk. Tatilde tanıştın Azal'la. Ha, ama ondan sonra bir kere daha görüştük. Balım önemli değil ki görüşmen. O görüşmede bir fikrin değişmedi. Evet. Tamam, Aradaki tatile gereksiz de... detayları siliyorum şu an. Yani insanlar bizi bütün... Sor ne dersin ki bana dünyanın gaz ve toz bulutundan başlama diye. İşte öğrenmene alışamamışım. Yazıklar olsun. Neyse buraları sil yani insanlara yazık. Özgürce anlatamayacaksam sen Hadi anlat. anlat. Sonra Tatile tatile ayarladın. gittik. Tatilde Azal tabii... Ben nasıl kabul ettim acaba o tatili? Ya sen işte sen böyle bir insansın işte.
Bir sağdasın, bir soldasın. Sen var ya hep 180 derece dönüştesin hayatta. 180 derece kuralı videosu var, izleyin. Ne alaka? Göz kırpıyorsun. Kimse görmüyor şu an bunu. Ekrana bakıp göz kırpamazsın. Neyse tatile gittik. Tatil dönüşü Eylem'in ilk söylediği şey, Hazal için kurşunun önüne atlarım. Arabada Oldu bir dedim bunu. şeyler, yani evet. Arabada Öyle dedim bunu. Sonra da bana dedim, şey dedi, demedim işte senin demedim. dedi, evet gerçekten en yakın arkadaşının Hazal olması çok mantıklı. İşte evet gerçekten Hazal'ı iki yanında var. Hazal Yani şöyle, şimdi Hazal bu benim çiçeğim, böceğim. Sanırsın ki ben Hazal'ın yakın arkadaşı değilim, o Hazal'ın yakın arkadaşı. Ölüyor. Ama Hazal yani Gegel fan club olmana gerek yoktur şu an. gene illa soy isim vereceksin. Neyse. Kes kardeşim. Hazal Gegel fan club ol... Pardon. Yani nasıl kesmemi bekliyorsun Ama Allah yani aşkına? Hazal fan club çok olmuyor. Hazal fan club üyesiymiş gibi davranamazsın bana. Çünkü o kulübü ben kurdum. Tamam, biz de abone olduk yani klaba, ne yapalım? Öyleymiş işte, çiçeğimle vakit geçirdikçe tanıdım, sevdim. Ne var bunda ya? Sevmese miydim? Buradan ön yargılarla ilgili çok bilgili olduğunu zannetmene Peki ve şimdi patlamana bir geliyoruz. dakika, 36 yaşındayım ya da bu olay yaşandığında 36 yaşındaydım. Yani böyle bir patlamayı ya ilk defa yaşamışımdır, yani 3 değildir yani. Ve Yanılma. ikincisi de bende. Gene yanılma. Tersine bu sefer. O konuda yanılmadık ki. Hayır, sen çok seviyordun benim o arkadaşımı, yakın arkadaşımı. Seviyorum, halen de severim ama mallık yani yaptığı şu an. Tamam, yapacağını düşünüyor muydun böyle bir şey? Benden çok sen kırıldın Evet. ulan. Kırıldım, sana ayıp etti çünkü. Tamam, bana ayıp. Bana hep ayıp edilir, o ayrı bir şey. Sana hep ayıp edilmez. Sana Ama ayıp edenleri şaşırmadın mı? şişlerim. Şaşırmadın Şaşırdım. mı? Tamamen onunla ilgili fikirlerin büyük ölçüde değişmedi mi? Ya evet de O da şöyle yani... yani, Eylem çok seviyordu tanıştığından beri. Çok eğlenceli ve çok iyi bir arkadaşımız olduğunu düşünüyordu. Benle konuşmuyor şu Lan an. sen düşünmüyor muydun şerefsiz? Ben düşünüyordum ki yakın arkadaşımdı. Sonra benimle konuşmamaya başladı. Sebebini bilmiyorum. Kendisi bana bir açıklamada bulunmadı. Sormama rağmen. Bu kadar. Şey de Bu yok konu bu ekranda, kadar. diyor. Seviyorum ben. Sen niye ekrana bakıp göz kırpıyorsun? Benim ilk izlenimler bende önemli yer tutar ve çoğu zaman niye telefonu bakıyorum? Saat kaç dakikadır kendi hayat hikayemi anlatıyorum, ona bak. Yani bu çok az yanıldım önyargılarımda biriyle ilgili karar verince. O nedenle böyle şey güvenirim yani Öğretmenim, hislerime. bir şey söyleyebilir miyim? Yani laf sokacaksan Hayır, söyleyemezsin. cidden soracağım. Sadece benim arkadaşlarımda yanılma oranının yüksek olması biraz tuhaf Senin değil mi? dengesizliğin işte. Ha, şimdi konuşmak istediğim konuya geldik. Hayır. Son 2 yıldır benim bu radarlarımda bir şaşma var. Bir sağ sol yapma, bir rahat duramama var. Sevilmek sana E yaramadı son mı acaba? 2 yıldır hayatımda ne var? Aşk, sevgi, mutluluk, huzur. Esra var. Seninle Duygusal kontak... yoğunluk insanların gözlem yeteneğini köreltiyor mu diyeceksin? Ne diyeceksin? Nereye varmak Hayır, istiyorsun sen sen? radarımı sen şaşırtıyorsun diyorum. Ya. Radarımı sen oynatıyorsun birazcık. Yani insanlar sevdiklerinin düşüncelerinden etkilenip insanlara karşı ön yargılar oluşturabilir. Evet, ya da ön yargıları farklı etkiler yaşayabilir. Senle bu Etkiden kastı nedir hocam? Sevişmekle bir alakası olduğunu düşünmüyorum şu an. Bunu Hayır be, bilmiyorum. yani sonuçta ne bileyim, şimdi ön yargı kendi kafanda yaşadığın, kendi içinde yaşadığın bir şey. Ben gel mesela onunla ilgili seninle konuşuyorum ya, yani sen biriyle ilgili gelip bir şey söylüyorsun. Bu sefer senin yargılarını da aldığım için benim ön yargım kırılmaya başlıyor. Mesela benim düşündüğümün tam tersi bir şey söylersen, öyle bir şey var mıydı bu kişide acaba? Veya Ben öyleyim zaten. Ben bak, benim sevdiğim biri X bir insanla ilgili bir yorum yapsın. senin radarının sik gibi olduğunu biliyoruz zaten. Nasıl ya? Benim gözlem yeteneğim muazzam. Bir tutturdun Hazal işte. Hayır. Benim radarım muazzam. Ben sadece insanları tolere etmeyi tercih ediyorum. Ben insanların ne Evet. olduklarını biliyorum. Konuya ama oradan şey yapayım. Yani işte benim öyle öyle birazcık bozulduğu için haksız çıktığım da oldu. Haklı çıktığım da oldu. Ve suçlusu benim yani. Sen normalde şahanesin. Konu buraya mı gelecek böyle? Bir anlaşma Evet, istediğim yapmadık. konu konuşalım. Hayır, Yok, katılmıyorum. konu şey o veya bu veya senin suçlaman falan değil, sadece değişiklikler olması. Evet, ama zaten o bence normal. Mesela ben arkadaşlarımın bir şey söyleyince de etkileniyorum. Yani senin üzerinde değil. Mesela atıyorum, bir arkadaşım bana dedi ya. İzlen bana dedi ki işte şu çok kötü. Asla Kişi demez bu arada olarak mı? etkilenmeyeyim diye. Aynen, bir kişi için şu şöyle bir insan. Ha, karakteri kötü. Pardon, ben de Evet. morali bozuk Yok. anlamında kötü Şu sandım. karakteri kötü. Ben sevdiğim bir arkadaşım ya. Hemen benim için kötü gitti. Eksi listede artıya çıkması çok zor. Falan yani. Çünkü Önyargı onu sendeymiş sevmiyorsa sevilmeyecek bir şey. Hayır, ama böyle çok fikrine güvendiğim insanlar bunu yaptığı da önemli.
Ama neyse ki bu konuda sana güvenmemişim. Yanıldıkların oldu. O yüzden seni baz alamıyorum. Bir tane için kalbimi kırman beni yo, şu an kırdı. Yo, beraber bir kişi daha yanıldık. Benle hiç alakası yoktu bu sefer. Bu arada o konuda pozitife beni sen ittin. Öyle mi? Evet, sen dedim ona senin gibi bak şöyle olgun böyle olgun. İlk sen konuştun onunla. Kapatalım bu konuyu. Ne oldu? Demek tamam. Ki benimle alakası yokmuş. Bizim bu ara bir şey oldu. Biz insanlara inanmayı tercih etmeye başladığımız. Vay arkadaş ya, insanlığımız çıktıkça biz boka sardık. Ya da şöyle bir şey, biz ilişkide o kadar güven altındayız ki insanlara güvenmeyi tercih ediyoruz. Wow. Wow, çak bir wow. Tane. Onun için mi akşam bu sabah? Akşam date'e çıkar. Güzel. Bir konuşmak istediğim konu buydu. Ön yargılarla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Bitti mi bu konu? Neye bakarak? İşte var mı daha? Bir karar verecek miydik? Karar vermemiz karar mi gerekiyordu? Şey, sadece ön yargı. Arkadaşlarınız ya da çevrenizdeki insanları dinlemeyin. İnsanlar olduğu gibi değerlendirmeye çalışın. Gözünüzü kapatmayın. Birini ama, seviyorsunuz diye salaklıklarını evet. Göz ardı etmeyin. Ama şey de var. Bazen birini sevdiğiniz zaman mesela Eylem şu an aslında benim asla okey olmayacağım. Bana da şu ne asla oluyor? Yapılmaz dediğim efendim. Ne oluyor lan dedim ne anlayacağım. Bana da asla yapılmaz dediğim bir şey yapıyor olabilir ve ben bunu fark etmiyor olabilirim onunla bir ilişki içerisinde olduğum için. Evet. Bu ilişki bazında değil, arkadaşlarda da böyle. Zaten insanlarla aranız bozulduğunda o zaten şöyleydi dememizin sebebi de bu. Severken de görmüyor. Yani sevmediğimizi sevmediğimiz için görmüyoruz. Sevdiğimizi de sevdiğimiz için kötü şeylerini göremiyoruz. Evet, onlarda biraz tarafsız olmak lazım. Doğal olarak bir geriye çıkıp bir ilişkiye bakıp ulan ben arkadaşlık da olsa bu arada çekilip hani ne yapıyorum ya ben? Bu gerçekten nasıl bir insan? Yani illa sorun yaşamayı ya da sizin için bir merminin önüne atlamasını beklemenize gerek yok. Bunu ne zaman yapacağız peki? Bu değerlendirmeyi? Bence ara ara yapmak lazım. Yani direkt bir şey. Ayda bir gün oturup liste çıkartıp bu hay arkadaşlarımla yani. Yo, mesela biri için efor sarf ettiğinizi hissettiğinizde ya da onun için bir fedakarlık yaptığınızı hissettiğinizde ya da bir bakışıyla ona kötü davrandığınızı hissettiğinizde, yani spesifik bir olay olduğunda bir çekilip ben bu insanla ne yaşıyorum acaba diye bir sormakta fayda var ben bence. Ben de onu diyecektim. Mesela da bir şey oldu, seni biraz rahatsız etti ama tamam Esra ya şey dememek lazım. Yani ne o rahatsız olduğu şey, o gerçekten ciddi bir şey mi veya ciddi bir şeye yol açabilecek bir şey mi? Onu tarafsız değerlendirmek lazım dediğin gibi yaşandığı zaman. Sana katılıyorum. Gene katıldığımız bir konu olduğu için çok canlanmadı. Yani yapamıyoruz ama katılıyoruz. Bu da bir şeydir yani. Bunu çok yapabilen çok insan olduğunu düşünmüyorum ama. Tabii zaten, zor, kolay bir şey değil. Akışındayken bir şeyi, konforluyken bir şeyler hadi. Aa ben bununla iyiyim ama kesin bu bana bir şey yapıyordur diye düşünmek öyle zor yani. Hani, gerek ama yok. Birazcık düşünmek. Size yapmasa bile yakınızdaki insan, yani benim yakın bir arkadaşım başka bir arkadaşına bir şeyi yanlış yaptığı zaman da durup oturup şunu da düşünmek lazım. Bana da yapabilir. Evet. Yani birazcık kendimize ya bana ondan zarar gelmez. O bana bunu yapmaz ya da bana bunu yapamaz. Hani öyle insanlar da var. Ben mesela şey diyorum, bana gelip bunu yapamaz. Sıçarım ağzına falan. Öyle bir yapar ki. Yani yapıyorlar. Hayatlarından çıkıyorum. Yeterli bir cevap olduğunu düşünüyorum bunun. Kapat. Bitir. Ama genel olarak şey olduğunu düşünüyorum. Yani hayatımızda bu her şey için böyle bu arada. Sadece ilişkilerimizde değil. Yani ilişkiden kastım arkadaşlık ilişkisi de sadece bunda değil. Geri çekilip bir bakmak, hani ilk bölümde de konuşmuştuk. Bir şeyi yapmaya çalışırken, öğrenmeye çalışırken ki her iletişim yeni bir öğrenim. Biraz da arada çıkıp o olayın içinden objektif bakmanın her ilişkiye ve işte yaşanmışa ya da o olguya etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok ciddiye sardın. Seviyorum ben ciddi konuları. Ben genelde ön yargıyla değil mesela şeyle hareket ederim. Hissettiğim şeyle, yani o insanın bana bir bakışı olabilir. Söylediği bir şey ya da işte kötü bir eylemleriyle anı yani mesela. Yaptığı ya da, aynen evet, yani şey değil. İşte bu ne bileyim suratı şöyle, bu şöyledir ya da bu saçını şöyle savurdu öyledir gibi bir şey yok bende. Garip bir hissel bir şey var ama bu zamana kadar da kötü hissettiğim kimseyle sonradan iyi olmadım. Örneği var mı diye düşündüm. İyi hissettiğim bir sürü insanla kötü oldun ama o da normal olan zaten. O iyi niyetli. O benim iyi bir insan oluşumdan. Şu an konuşmuyorsam sizle suç sizindir arkadaşlar. Bütün arkadaşlıklarıma baktım. Suçlu olduğum bir tane bulamadım. O yüzden gidin iğneyi kendi götünüze batırın. Çok kibarsın. İnşallah da dinliyorsunuzdur. Bana yaptığınız şerefsizliklerle bir bir biliyorum. Yorum gelir mi acaba? Sanmam. Dinleseler de dinlemiyormuş gibi yaparlar. Benim gizli fanlarım hepsi, eski arkadaşlarım. Benim bir konum daha vardı ama ne olduğunu unuttum. Konusunu unutan adam. Yok, oydu aslında. Yani ne kadar doğru altıncı hislerimin olduğu ve sadece Hazal'da yanıldı. Hazal, başka ya. Konum Hazal şaşırtır sanırım. Ama.
Şaşırtsın. Bir gün Azal da gelsin bize yeni ama hep bana açsın. Onun böyle ince laf sokuşları güzel olabilir. Aynen aynen. Bir sana sokar bir bana. Tamam mı? Var mı eklemek istediğim bir şey bu konuda? Bilmem yeterli mi bu konuşma senin için? Ekleyeyim mi de? Konuşma mı yapıyorduk? Ne izledik, tabii, ne yaptık kimse... ona ya, geçelim mi? Ya hiç sorma işte bana bunu, sorma, buraya girmeyelim bu hafta. Dur. Neden? Daha çok girmek istedim. Ne izledim biliyorsun. Kalbim izliyorum ya şu an. Oo evet, müzik girsin. Evet, bu hafta neler izledik, neler okuduk. Aa, ben hemen konuya şeyden gireyim, seni rezilliklere girmeden önce. Bu seneki 20 kitap okuma hedefimi başardım Çak. Helal olsun. 21. kitabı okuyorum ama bitmeyecek tabii sene sonuna kadar ama olsun. Olsun, başardım. Gelecek seneye yatırım. Peki benim bu sene çok kalın kitaplar okudum, öyle zorlandım böyle zorlandım deyip şeye baktığımda, kataloğuma baktığımda 1000 sayfa daha az okumuş olmam geçen seneye göre. Ama bu sene daha çok edit yapıyorsun bir şeyler, işler. Daha iyi biraz yoğunsun. Meşgulüm değil mi? Meşgulsün, evet, biraz evet. Meşgul bir adamım. Ben varım hayatında zor olsun, yani. 20 kitap az mı be? Değil bence. İyi okuduk. İyi okuduk. Fena değil. Sen sonuçta sayfa hedefi vermedin. 20 kitap dedin. 20 kitap dedin. İstersen güzel. İncecik 20 kitap da okuyabilirim. Aynen. Güzel. Bir neler okuduk, neler ettik. Ayrı bir bölüm yaparız ona. Bir de işte bir Kıbrıs'a gidip geldim bir aile durumları için. Oradayken de Last Chance You basketbol versiyonunu izledim. Benim çok uzun yıllardır izlediğim. Bana zaten şey olsun, bir spor takımının, bir şeyin belgeseli olsun, hayatını anlatan bir şey olsun. Hepsini izledim. All or Nothing'lerden tut, işte bu Last Chance You'lar, onlar bunlar, işte Drive to Survive, hepsini izledim. Bu da yeni sezonuydu. İki günde bitirdim tabii. Yine çok iyi bir sezon. Yine tabii ki takip ettikleri takım, neyse spoiler vermeyeyim. 5 saniye ileri alsın izleyecek olanlar. Yine şampiyonluk kazanılamıyor. Zaten bir grupla da gitsinler, belgeseli çeksinler de istedikleri hedefleri şey olsun. Benim gibi bunları sevenler için güzel. 1899'u halen izleyemiyoruz. Devam ediyoruz hala, zorlu. Deniyoruz. Bir bölüm daha izledik. Ya, bu arada dizi kötü değil. Sadece o 40 dakika bana 4 saat gibi geliyor. Senin yani... bir şeyin var. O dizi çıktı mı telefonun çıkıyor ve inmiyor. Çok yavaş hareket ediyor. Ne var, kötü bir şeyim var? Ben sana diyorum ki kitabın sonunu okurum bilmek için. Sen bana diyorsun ki ne olacak, bir şey yok. Tamam. Başka bir şey izledik mi? Ortak. Ortak. Ya gibi izledik gene. Hani ayıp olmasın. Aa, bir şey söyleyeceğim. Hatırladım. Ben 1 Ocak'ta Ayak İşleri geliyormuş. Allah'a şükür. Ayak İşleri geliyor ama ben bir geçen bölümde söylediklerimin bir kısmını geri almak istiyorum. Gibiyle. Sen her bölümde karar değiştiriyorsun. Sezon komple bitsin, öyle konuşalım gibi. Bak ama biz o bölümü çektiğimizde 5. bölüm mü 6. bölüm mü neydi? Gerçekten o, yani %50 gidiyordu o an. 1 ile 2 leşti. 3 başyapıttı. 4-5 böyle çok iyi anları olma böyle falandı. Son bölümler çok iyi gerçekten. İşte Gülnuray neydi en son? Oyun oynadıkları. Oyun oynadıkları başyapıt, yani öyle söyleyeyim. Monopoly oynadıkları inanılmaz. Yönetmenliği ayrı, oyunculuk ayrı, senaryo ayrı. O da çok iyi bir bölüm. Yani sıralamayı yanlış yapmışlar gibi de. Çok kötü bölümlerle açmışlar. Ortalama bölümlerle veya iyi bölümlerle açmak lazımdı. Yaptıkları bölümün kötü olduklarını düşünseler sence başka bir senaryo yazmazlar mı bu insanlar? Sen de zekisin ha. Var, onlar kötü olduğunu şeyler düşünmüyor ki de yayınlamışlar yani. Yani gene ortalama üstü bir sezona doğru gidiyor. Diğerlerine ama Ayak İşleri gerçek bütün beklentim onlar. 1 Ocak'ta Ayak İşleri. Fragmanı bile beni var ya o kadar mutlu etti ki. Gerçek bir motivasyondu benim için. 1 Ocak'ta bir de Kaleidoskop geliyor. O da ilginç, evet, bir deneyim olacak. Onunla ilgili onu da bakalım. Bir short attı zaten Eylem. Biz bunu çektiğimizde dağıtmamıştı ama... Biz bunu yayınlanana kadar ben tam olacak. Dedim ki çok zekisin evet falan böyle kesin. Niye söylüyorsun şimdi? Sil o kısmı istiyorsan. Sileceğim tabii de. Şey istersin diye. Evet, şimdi senin rezilliğine benim gelebiliriz. Benim rezilliğin önce ona... ben şey diyeyim, geçen arkadaşlarımın evine gittim. 8 saat onlarda oturmuşum. Geçenki podcast'ten sonra. Ha. Ben geçenki podcast'ten sonra işte 9'dan sonra evi terk edin. Dinlemeyenler için sonra. Şu an vakti olmayanlar için hani böyle insanlar niye gidip 8 saat bir yerde oturuyor falan. Vakitleri yoksa durdursunlar, diğerini izleyip bunu izlesinler. Yok öyle bir şey, yok öyle kolay şey yok. Neyse arkadaşım şey diyor işte böyle, ben gitmişim ama saat 12'de mi ne? Yani bu arada şey, telefona hiç bakmadık. Hatta Eylem'e o gün çok az mesaj atmışımdır, bilir yani. Kıbrıs'taydım zaten onun için. Telefona falan hiç bakmadık ama işte 3'te kalkacağım dedim. Sonra bir şey oldu, gene oturduk. Kaçta kalktın? Bence uzatma hikayeyi, kaçta? 10 saat okay. Falan. Arkadaşımın işte eşi şey falan diyor bana. Esra, şimdi sana bir şey Instagram'dan bir şey göstereceğim ama podcast'inize gönderme değil falan diyor, böyle gösteriyor.
Öyle keyifli dakikalar oldu. Ben de bir evi işgal Bir utanç edebiliyormuşum. yaşadın. Bir utanç yaşadım. Ya çok keyifli bir gündü. Geri feedback'ini de aldım. Arkadaşım da çok eğlenmiş ama tabii o Ama şimdi podcast'in üstünde olması biraz komik oldu. bugün haftada iki kere, her hafta haftada bir kere yaşayabilir misin? Aynı keyfi veriyor mu? Yok yani. Bir mesela düşündüm, en son 2 ay önce mi ne, o bize bana gelmişti. O Gene uzun zaman bir biz günde onunla oldu. uzun bir gündü. O gün de bu kadar keyif almıştık ama sen 2 gün İzlem diyebilirsin önce olmuştu. bunu. İzlem dövmek için İzlemci. elinden gelen her şeyi İsim yaptı. verince kızıyorsun. Soy isim verince Ben kızıyor. insanların soy isimlerini söylemeyi seviyorum Tamam, ama. podcast'teyiz şu an ve Tabii. bütün dünya yayınlanan Bütün falan. dünyada Gerek. yayınlanan. Ama 10 kişi Tamam, izliyor. artık istersen bence uzatmadan ve utanmadan şu rezilliğini söyle. Ben de hafifletmesi için kendi rezilliğimi gireceğim ama. Evet. Kısmetse Bu oluruz sessiz... diyorum. Yani şöyle, ama bir saniye dur. 3 saatimi harcamıyorum ona günde. saat. Bayağı hızlandırıp, yok be, yarım saat bir saatte Ya bitiririm. bir yarım saatte izlemem izlediğin şeyi egale etmiyor. Tamam, neyse, bölümü izliyorum ama ilerleterek izliyorum. Çünkü şöyle, gene Hazal canım, bu bölümün adını Hazal koyacağız. Hazal çok Direkt sevdiği öyle yazayım için mı? Bu bölümün sürekli adı bununla Hazal. ilgili şaka ve taklit yaptı, çünkü çok yetenekli, çok iyi yapıyor. Çok Ben de gülersin. doğal olarak şey dedim, hani izleyeyim bir iki bölüm, komik şeylerle dalga geçerim. Çok böleceğim ama şey, ben bunları bilmediğim için Hazal böyle yapıyor. Kendi lafları falan sanıyorum. Böyle o kadar bir de doğal ve içten Öyle yapıyor zannetme de, ki. Hazal'a karşı öyle yaygın oluşması gene ondandı. Çünkü Olabilir, oradaki evet. hallerini yaptı o. Şimdi onu yaptığı için ben de hani bazı cringe şeyleri seviyorum. Yani izleyip dalga geçmeyi severim. Neyse, açtım, izledim ilk bölümü. Gene böyle birkaç yere dalga geçtim işte, böyle. Ay bilmem ne. Saçma sapan replikleri vardı, şu an hatırlamıyorum. Sonra ikinci bölüm yayınlandı. Dedim ki Ne izleyeyim. diyordu konuş şey konuşmayla ilgili bir Ben şey kimsenin abi. arkasından konuşmam. Face to face, okay. O deli dedim ama o da çok iyiymiş. Bu da var. Neyse, böyle şeyler var. Ben de mesela yaptım şu an. Bunu yapmak çok komiğime gidiyor. Bir tane şey vardı. I don't muhatap. Onu bilmiyordum. Neyse. Neyse. Benim Ya bir de TikTok geziyorum ya, orada da karşıma çıkıyor. Doğal olarak merak ediyorum. Yani diyorum ki ikinci bölüm yayınlandı. Bakayım ya, ne olacak? Bir de Eylem Kıbrıs'ta falan şey de var hani. Acılarımı Türk dramasıyla ve kaosuyla hasretini. bastırdım. Ama izledim. Mesela bugün 6.30'da tekrar yayınlanacak. Tekrar izleyeceğim. Benim de yani çok üstüne gelememe sebebim benim favori dizilerimden birinin de yeni sezonu geldi. O da Too Hot to Handle. İnanılmaz bir sezon. Yani o dizinin İnanılmaz. adını Sex Peşindeyiz falan koymaları. Öyle zaten bütün esprisi orada. Müthiş bir dizi. Müthiş Yani bir ben reality böyle bir show. azgınlık seviyesi görmedim. Sadece ilk sezon ilk iki bölümünü izledim. Daha da izleyemedim. İnanılmaz bir dizi. Yani Yani neyin azgınlığı bu? Hiç mi görmediniz? Yani hiç mi olmuyor gerçekten bir iki hafta ama onun için sevişmediğiniz? ya işte onlar yalanı tabii de esprisi orada. Bu hafta da ikimizin favorisi Circle. Circle yeni sezon. İzlemeyen varsa kesinlikle eski Müthiş bir sezonları seri ya. izlesin. Biz ikinci turu İnanılmaz bir dönüyorduk en seri. son. Biz ikinci turu dönüyorduk. Arkadaşlarımıza da hep öneririz. Çünkü gerçekten kaliteli Eylem reality show planının kapandığı dedikleri, günden yani niye? anla konuştum şey. Bence Circle konuşulabilecek bir şey ya. Çok yaratıcı bir fikir bence. Too Yok bence de o ben zaten o sosyal etkileşim Ayrıca tarafını gerçek seviyorum. sinemacı her şeyi izleyendir. En çok da şeyi seviyorum. Erkeklerin kadın taklidi yapıp böyle şey öyle çok iyi konuştum, böyle çok iyi konuştum deyip karşı tarafta bunda bir salaklık var Ya falan biz böyle hemen mesela göresin bu ya. konuşulduğunda şey yapıyoruz işte. Eylem, senle beraber katıldım. İşte bizim çok güzel bir arkadaşımız var, Deniz. İkimiz Deniz'i oynarız falan Deniz diyoruz. kuşuğum dinliyor da bizi. Aynen de mesela Deniz'in o Profiliyle. güzelliğini kullanıp bizim flörtözlüğümüz, Yoga ben bir iş eğitmeni yapar falan. falan dedik biz. Tabii Yoga eğitmeni Deniz'e hiçbir falan. fikrimizi sormadık. Şu an Böyle ilk bir defa şey duyuyor katılsak muhtemelen. aynen. Ama düşündük, çevremizdeki en güzel ve böyle şahane kadın kim diye Deniz geldi aklımıza. Tabii onun karakteriyle giremeyiz ama. Evet, çünkü onun karakteri çok naif ve tatlı, herkese güvenen cinsten olduğu için biz o konuda dahi, ben fettanlığımı, Eylem şeytan tüyünü kullanırsa Deniz'in Hallederiz. tipiyle başarabiliriz diye Başarabiliriz. düşündük. Süper. Onun dışında bir şey izledik mi? Şu Pinokyo'yu izleyelim. Del Toro'nun yeni filmi geldi ya. Tabii Çok iyiymiş. Avatar'a gideceğiz sinemaya. Beni Evet sinemaya ya. götür, date. Seni sinemaya götüreyim. Önce öbür Avatar'ı izlememiz lazım tekrardan. Tamam, izleriz. Date isterim. Ay taktı date'e. Tamam götüreyim seni date'e. Tamam. Date isterim olsun bu bölümün adı. Aynen. Süper. O zaman kapatıyorum. Kapatıyorum. Date'den sonra da arkadaşlar yeni bir podcast çekeceğim. Date'imiz Date'de nasıl çekeriz. geçti diye.
Okey, o zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Özür dileriz Mehmet Erdem. Mehmet Erdem özür dileriz. Özür Mehmet Erdem, seni çok seviyoruz. Senin bu pandaları sevdiğinden daha çok seviyoruz seni. Bye.